Dediğim gibi doğal görünmeyen yerleri yok edin. Artık boya atılacak bundan sonra. Bence güzel oldu. Güzel oldu derken yani kat olarak, katman olarak güzel oldu. Tamam. Minnacık. Çok da dokunmak istemiyorum parmağımda. Bu tarz malzemeleri o yüzden çok sevmiyorum. Yani epoksi mesela kanserojen. Hiç sevmem. Ama lazım oluyor çok. Bazen. Genelde epoksiyle yapmamaya çalışıyorum. Tamam. Hadi bu kadar olsun. Yeter. Bitti. Evet. Şimdi bir deneme, bir boyama işlemine başlayalım. Bakalım nasıl duracak. Boyama için yine malzemelerimiz basit. İki tane fırça. Çok kullanılmış. Ama henüz ölmemiş iki fırça. Su kenarda dursun. Renk olarak mavi düşünüyorum. Şöyle bir akrilik var. Şöyle tutayım. Bu renk benim hoşuma gidiyor. Denizlerde güzel oluyor. Şimdi alta, tabii denizin alt fonu olarak koyu bir mavi yapacağız. Hem de çok koyu olacak. Evet, şu gördüğümüz olağanüstü kabımıza boyamızı döküyoruz. Döküyoruz, döküyoruz, döküyoruz. Belki videoda çok çıkmaz ama fena değil, güzel bir renktir bu. Böyle parlament mavisi gibi ama koyu böyle. Değişik, farklı. Deneyelim bakalım nasıl duracak. Bence güzel duracak. Yani inşallah güzel durur. Hep inşallah maşallahlı iş yapıyoruz. Bakalım. Hadi bakalım. Oo. Koyu. Çok koyu. Bu ilk kat olacak zaten. Arada açıklıklar oluyor. Bunun sebebi de şu bizim mozaik jelli olan yerler açık renk gibi oluyor. Çok önemli değil. Sonra kapatırız. Önemli olan fırça izi olmasın. Hepsini halledeceğiz. Dediğim gibi her şey bitince güzel olacak. İlk başta bazılarının çok hoşuna gitmeyebilir. Dalga geçebilirler vesaire. Böyle mi olur derler ama bitince güzel olacak. Emin olun. Hoşunuza gidecek. Evet. Buradan bakmak ayrı bir şey tabii. Kamerada bazı şeyler çıkmıyor, gözükmüyor. Ama buradan güzel gözüküyor. Rastgele boyuyormuşum gibi gözüküyor. Evet, rastgele boyuyorum. Çok önemli değil çünkü. Esas iş sonra. Şimdi kaba deniz alt koyu bölüm. Dalgaların üstü başka renk olacak. Daha açık olacak. Biz şimdi şu koyuluğu verelim. Altı. Sonra farkı göreceksiniz. Şunu bir bitirelim ilk önce. Evet. Yedire yedire hiç böyle beyazlık gözükmemeye, göstermemeye çalışın. Evet. Dediğim gibi video çekerken zor oluyor. Yoksa ben bunu 40 kere çevirmiştim şimdi boyamak için. Kameraya gözüksün diye. Bu şekilde yapıyorum. Zor oluyor. Topaklanmalar görürseniz hemen dağıtın.
Çerçevenin yan kısımlarını siyah yapacağım. O yüzden oralara hiç dokunmuyorum. Fırçayı düz sürdükten sonra dairesel hareketler yaptırarak boş yer kalmamasını sağlıyorum. Dediğim gibi bazıları ne biçim boyuyor bu adam diyebilir. Bitince o biçim olduğunu görecekler. Şimdi devam edersek, bu benim sevdiğim en zevkli yerlerinden biri bu işin. Çünkü sonucu az çok görebiliyorsunuz. Şu boyaların dediğim gibi biriken yerlerini görüyorsunuz. Zaten ışıkta yaptığınızda parlıyor oralar. Daha koyu renk birikmiş gibi gözüküyor. Oraları hemen şöyle dağıtıyorsunuz. Çerçeveye taşırmamaya çalışıyorsunuz. Yani çatsa da bir şey olmaz. Çünkü oralar siyah boyanacak. Ama yine de taşırmamaya çalışın tabii. Yani bu kısım olağanüstü beceri gerektiren bir şey değil. Beceri gerektiren kısım dalgaların üstündeki beyaz köpükler. O biraz beceri gerektiriyor. Yoksa burasını herkes böyle boyar. Olağanüstü bir şey yok yani bunu boyamada. Evet, dediğim gibi o şey bölümler, mozaik jelli bölümler boyanmıyor. Yani açık kalıyor renk. Ama onu da dert etmeye gerek yok. Kuruduktan sonra bir kat daha atınca oralarının da zaten boyandığını göreceksiniz. Bu videoları yüklemek zor oluyor. Çok boyutu büyük olduğundan küçültüyorsunuz, ediyorsunuz, kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. O yüzden o biraz emek istiyor. Zamanınızı alıyor. Yani bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Dedim ki profesyonel değilim. Kendimce yaptıklarımı gösteriyorum. Herkes bunu yapabilir ama herkes yapmıyor. İşte sorun bu. Bir gram Türk modelciliğinin de ilerlememesinin nedenleri de bu. Yapan da göstermek istemiyor. Ben yapayım başkası görmesin diyor.